Bugünkü konumuz Kanada'da Kanada'nın trafiği nasıl ilerliyor? İşaretler ne işe yarar? Nerede durman gerekir? Kaç kilometre yapman lazım? Cezalar nelerdir? Onu anlatacağım size. Şimdi ben buradan şu anda Toronto tarafından geliyorum. Güneyden kuzeye geçiyorum arkadaşlar şu anda. Tabii Kanada'nın en güzel bölgesi kuzey bölgesidir yani. Hep orman görüyorsunuz zaten. Orman, tenha yerler, havası çok temiz, mükemmel yani. Burada insanlar kolay kolay ölmüyor çünkü havası çok temiz. Adamlar havaya, doğaya çok dikkat ediyor. Yani Kanada'nın üçü diyelim orman yani. Hep orman. Yani görüyorsunuz sağımız solumuz orman. Ve ben en çok keyif aldığım bölge kuzey bölgesi yani. Hep kuzeyi çok severim yani. Kuzeye gitmeyi çok severim. Şimdi burada New Market, Aurora diye iki tane eyalet var. Yani küçüktür. Büyük bir eyalet değil aslında. Küçük. Şimdi oraya gidiyorum. Ve bakacağız. Orada ben size trafik ışıkları nasıldır, nasıl akıyor. Ya Kanada'da normalde trafik oluyor ama akıcı trafik oluyor. İstanbul'daki gibi değil böyle hani trafikte saatlerce kal böyle dur don yani öyle bir şey yok. Tamam mı? Ama akıyor. Yani buradaki sistemi Türkiye'de uygularsanız mükemmel olur ama uygulanmaz çünkü insanlar ona göre programlı. Yani Türkiye'deki trafiğe göre programlı. Şöyle olur. Ufak ilçeden başlarsa mesela devlet bu sistemi yani kurarsa ufak ilçelerden böyle yıllarca ama sürecek. Çünkü birdenbire trafiği değiştirirsen başka bir ülkenin trafiğini bu Türkiye'ye uygularsan bir sürü kaza olur yani. Adam şey yapamaz. Ondan sonra dolayısıyla kolay yani stres yapmayın. Kanada'ya geldiğiniz zaman demeyin ya arkadaş ben nasıl araç kullanırım, nasıl ederim, nasıl yaparım falan. Böyle bir düşünceniz hiç olmasın. Rahat olun burada. Evet arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben şimdi o şehire işte yaklaşıyorum yavaş yavaş. Evler arasında nasıl kullanıyorsunuz? Trafikte nasıl kullanıyorsun? Bunları size hepsini anlatacağım. Anlatabiliyor muyum? Ve artık size kalmış. Yani bu Kanada'ya gelmek isteyenler varsa bu videodan yani bu videodan yola çıkarak bu görüntülerden ders alarak şey yapabilir. Hani öğrenebilir rahat bir şekilde. Çok da basit yani. Zor bir şey değil. Sadece dikkat edin o kadar yani. Başka da bir şey yok. Haydi bakalım şimdilik. Şimdi Aurora City'ye geldim. Şehir merkezine geldim. Şimdi burası evler arası, tamam mı? Evler arasında bazen kamera oluyor, bazen olmuyor. Biz burada bize kameranın olup olmadığını gösteren GPS'ler var. Onu kullanıyoruz. Programlar var. Şu anda buralarda yok. Genelde yazar yani. Kamera var bu bölgede. Şimdi bu işareti görüyorsunuz değil mi? Bu görmüş olduğunuz sağda. Yield to traffic. Yani trafiğe izin ver. Tamam mı? Geçişine. Sen şöyle duruyorsun. Bir kontrol ediyorsun sağa sola. İki bir şey yoksa zaten ilerliyorsun. Tamam mı? Soldan gelen adama zaten yol veriyorsun arkadaş. Yani bu en tehlikeli işaret. Şimdi burada maksimum 40 diyor. Tamam mı? Şimdi 40 dediği için sen 40 ile gidersin veya 40 ve 6 olacak. Tamam mı? Daha üstü olmayacak. Genelde karşı tarafta okul var. Görüyorsunuz. Okul olduğundan dolayı kamera oluyor. Bir de burada şu var. Stop sign'ı görüyorsunuz sağda. Diyor ki stop sign yani dur. Burada duruyorsun yani. Sakın böyle durayım da hareket edeyim falan demeyin. Tamam mı? Bunun cezası da çok fena yani. Duruyorsun kardeşim böyle. Sağına soluna bakıyorsun. Araba yoksa sol sinyali veriyorsun. Ondan sonra dönüyorsun böyle. Tamam mı? İlerliyorsun. Burada dur işareti bayağı var. Niye? Çünkü insanlar çocuk atlar, hayvan atlar, bir şey atlar. Anlaşılmıyor. Bazen oluyor. Tamam mı? Bakın yine aynı şekilde böyle devam ediyoruz. Tamam mı? Şimdi ben buraya geldim. Tamam mı? Sağda stop diyor. Durdum. Sağa sola baktım böyle.
Ondan sonra sağ işareti verdim. Bu sefer ben devam edeceğim bu şekilde. Ve burası school zone, yani okul bölgesi. Sağım zaten okul, görüyorsunuz. Zaten okul işaretleri falan var. Burada yapabildiğiniz kadar burada yavaş gidin yani. Böyle mesela hızlı gitmeyin. Giderseniz burada muhakkak kamera vardır. Gizli mizli kamera. Daha yani bizim kullandığımız GPS sistemine daha dahil değildir yani, bilginiz olsun, ama vardır muhakkak burada. Bilginiz olsun. Yine bakın, yine stop işaretine geldik ve biz stop işaretinde durduk. Sağa sola baktık, araba yok. Ondan sonra ilerliyoruz, tamam mı? Bu şekilde sola döndüm, gidiyorum. Bugün zaten pazartesi, işçi bayramı. Görüyorsunuz biraz yani şey değil, güzel bir gün değil. Bir de bulutlu, birazdan yağmur başlayacak belli. Kanada'nın yağmurları meşhurdur. Ondan sonra evet, şimdi tekrar stop sign'e geldik arkadaşlar. Burada durduk, sağa sola baktık, araba yok. Biz de burada ilerliyoruz. Sistem bu şekilde arkadaşlar Kanada'da. Sakın, bunun cezası 110 dolar. Bir de puanınız, 3 tane puanınız düşer. Yani gidip itiraz etseniz bile sıkıntı yani, biraz zor yani. Çok çok sana hakim bir puan şey yapar, tolerans tanır. O, yine 2 puanın olacak yani, 3 yıl boyunca o puan senin sisteminde kalacak. Ondan sonra şimdi biz ana caddeye geldik arkadaşlar. Şimdi en önemlisi burası. Şimdi, tamam mı? Şimdi biz ana caddeye geldik. Sağa döneceğiz. Evet. Şimdi ana caddeye geldik, sağa döndük. Şöyle ilerliyoruz, tamam mı? Şimdi bu biraz karışık ama o kadar değil. Şimdi burada 60 kilometre yazıyor. Genelde buralarda kamera vardır. Yani bizim GPS şu anda görüyordur muhakkak. Hatta bakın, burada hız kamerası trafik ışığının hemen üstünde var. Burada 60'la, yani 65, 60'la gidin yani, böyle 70-80'le gitmeyin çünkü resim gelir, sıkıntılı yani, resminizi çeker, plakanın resmini çekiyor. Çünkü Kanada'da eğer çok trafik cezanız varsa iş vermezler yani, şoför olarak vermezler. Ondan sonra bu sizin trafik tescil belgenize kaydoluyor burada, tamam mı? Şimdi bu normal ışığa geldik, ışıklarda böyle duruyoruz, tamam mı? Evet, en önemli bölüme geldik şu anda. Mesela sağa dönmek istiyoruz, değil mi? Pardon, sola dönmek istiyoruz, değil mi? Şimdi geldik böyle, tamam. Bakıyoruz, eğer karşıdan araba yoksa arkadaşlar, araba yoksa bu şekilde sola dönüyoruz, tamam mı? Olay bitti. Burada mesela kırmızı, yani ışığı geçebilirsiniz sola dönmek için. Biraz ilerliyorsunuz ve bekliyorsunuz. Eğer karşıdan araba geliyorsa, tamam mı? Bekleyin. Böyle devam etmeyin. Bekleyin. Araba yoksa veya uzaksa ondan sonra sola dönün veya sağa dönün. Tamam mı? Ondan sonra şimdi bir daha, bir pozisyon daha var. Kırmızı ışıkta ben sola dönebilir miyim? Evet, dönebilirsin. Onu da gösteririm şimdi. Hemen eğer kırmızı ışığa denk gelirsek. Evet. Şimdi ben burada sola dönmek istiyorum. Kırmızı ışık, değil mi? Burada durmam lazım ama şu anda yeşil oldu. Durmama gerek yok. Şöyle biraz ilerliyorum, tamam mı arkadaşlar? Bakın, şöyle ilerledim. Yani böyle ilerledim. Ve burada bekleyeceğim. Bu arabalar geçene kadar. Eğer uzaksa sola dönebilirim. Ama çok yakınsa dönemem, tamam mı? Ve bu durumda eğer sarı da olsa geçebilirsin, kırmızı da olsa geçebilirsin. Çünkü trafik memurları görebiliyor seni, tamam mı? Burada, ve sana ceza vermiyor. Şu anda uzak hep bütün arabalar. Böyle sola dönüyorum. Gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde ilerliyorsun, tamam mı? Bakın, bu kadar. Yani Kanada'nın trafiği bu. Bundan daha fazlası yok. Sadece dikkat etmeniz gereken nokta, evler arası çok önemli. Yani burada 40 diyorsa, 30 diyorsa, 50 diyorsa ona göre devam edeceksin. Çünkü bunun affı yok. Tamam mı? Bunun
sıkıntılı, gerçekten ciddi bir mesele. Mesela biz Türkiye'de durmuyoruz. Yani o ona çarpar, bu ona çarpıyor, durmuyoruz. Dinlemiyoruz ki. Hemen basıp gidiyoruz. Önemli değil. Kime çarptıysak ona buna çarp, sıkıntı yok ama bunlar için önemli. Şimdi buraya geldik, sağa sola baktık. Araba yok. İlerliyoruz böyle arkadaşlar. Şu anda yine biz evler arasına geldik, tamam. Burası hepsi ev. Yani gelişmiş gecekondular falan yani burası. Ya burada bizim limitimiz 40 kilometre. 45 olur, 40 olur, 35 olur. Ben şu anda 42 ile gidiyorum. Yani gördüğünüz gibi. Bence bu iyi bir şey. Kötü bir şey değil. Yani sonuçta ölüm vakalarını en az seviyeye indiriyor yani. Bizim ülkede öyle değil. Vuran vurana, ölen ölene yani sorun değil. Ama burada öyle değil arkadaşlar. Bakın, şimdi böyle geldik. Şimdi burada yol kenarında oynayan çocuklar var. Bakın, basketbol şeyleri var burada. İskeletleri var. Çocuklar basketbol oynuyor burada mesela. Diyelim ki top caddeye gitti, tamam mı? Orada mesela çocuk şey anlamaz ki. Araba var, maraba var. Topu almak için koşarken sen gider çarparsın. Ondan sonra hayatın kaydı. Tamam mı? Hayatın biter burada zaten. Artık burada durmanın bir anlamı kalmıyor. Zaten uzun uzun yatırırlar hapiste. Ondan sonra salıverirler. Salıverdikleri gibi de sınır dışı ederler yani. Gönderirler memleketine, hangi ülkeye aitse. Tamam mı? Ve tavsiyem size arkadaşlar, özellikle Uber yaparken, çünkü Uber eğer cezanız çok yüksekse kesinlikle sizi sistemden atacak. Tamam mı? Şu anda stop sign'e geldik ve duruyoruz. Kontrol ediyoruz böyle. Sağa sola bakıyoruz. Eğer bir şey yoksa sol sinyal veriyoruz arkadaşlar. Ondan sonra devam ediyoruz. Tamam mı? Bu kadar basit. Bunda bir zor bir şey yok. Şimdi Kanada ile ilgili, trafikle ilgili benden bu kadar arkadaşlar. Daha da fazlası yok. Sadece dikkat etmeniz gereken işaretler: dur işareti, yol ver işareti, ondan sonra bir de evler arası kilometre işareti, hız işareti. Bunlara dikkat edin. Etmezseniz artık sizin bileceğiniz bir şey yani. Onun cezasına da katlanmak zorundasınız. Hadi bakalım, görüşmek üzere, kolay gelsin.